Evet, bu videoyu sadece ülkemizde yaşanan birkaç gün önce bir 5.8 şiddetinde bir deprem oldu ve insanların çoğu korktu. Tabii ki Türkiye'nin her noktasında deprem var, yok diye bir şey yok. Doğa zaten nasıl insan canlı yaşıyor, doğuyor, ölüyorsa doğada her zaman yaşayan, yaşamaya devam eden, öldürmesi gereken noktayı öldüren, yaşatması gereken noktayı yaşatandır. Yani ülkemizde özellikle İstanbul, Marmara, Silivri vesaire Marmara bölgesi ya da Ege bölgesinde depremler devam edecek. Ama yıkıcı ve ölümsel bir deprem hissetmiyorum. Hani bu kahinler çıkıyor, doğrudur. Onlar daha üstat olabilir. Bilmiyorum ama benim hissettiğim, bana Rabbimin verdiği enerjiyle sadece söyleyeceğim şey, ülkemizde 2028 yılına kadar çok büyük bir kıyametli bir deprem görmüyorum. Evet, 6 noktada olacak ama 10-12 saniye yıkımlar olabilir ama ölümsel yıkımlar görmüyorum. Ne yapmamız lazım? Devlet yıkılmış, dökülmüş binaları doğru analiz insanlarla, mühendislerimizle, bu bütün yerel İstanbul'a ait geçmiş tarihi binalar dahil olmak üzere bir incelemeye alınması lazım. Ama yıkımda ya da büyük bir kaos görmüyorum. Korkmanıza, endişe etmenize gerek yok. Evet, doğada, doğu bölgesinde büyük bir deprem bekliyorum. Ama bu depremde yine çok büyük sayıda ölüm görmüyorum ama İstanbul'da sel felaketleri, yağmur, hortum çıkabilir. Daha farklı felaketler olabilir ama deprem bu sene yok ülkede. Evet, olacak. Artçı 6, 5, 4 bunlar devam edecek, hatta aralığa kadar da devam edecek ama böyle yıkımsal, evet ufak tefek yıkımlar olabilir ama çok büyük yıkım görmüyorum. Sevgi ve mutlulukla kalın. Benim hissettiklerim, ben bu konuda profesör falan değilim, kehan da değilim. Sadece çok sorulduğu için cevap verdim. Sevgi ve mutlulukla kalın.